Şimdi Vlogmas Pre'ye editliyorum. Ya aslında Vlogmas diyebilirsiniz, Aralog diyebilirsiniz. Artık içinizden ne geliyorsa sizinle hayatımdan bazı anlar paylaşıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur beni izlerken. Biraz tabii ki günlerimiz rutin geçiyor. Aralık ayında olduğumuz için, yıl sonu. Benim de çalıştığım alan mali işler olduğu için. Mali işler çalışanları beni anlayacak. Biraz yoğun bir dönemdeyiz. Bugün günlerden cumartesi. Şöyle mumumu yaktım. Birazdan da kahve yapacağım. Editimi bitirmek üzere maske aldım. Muhtemelen bugün yayın açacağımı düşünüyorum. Biraz aslında sizinle 2024 üzerinde konuşmak istiyorum. Ben 2024 için çok heyecanlıyım. Hepimiz için yeni bir yıl, yeni umutlar demek, yeni hedefleri belirleyeceğimiz bir yıl olsun inşallah. Sağlık, huzur getirsin. En önemli dileğim bu. Ülkemizde, dünyamızda kesinlikle savaş olmasın. Huzurlu, mutlu yaşayalım. Aslında çok zor bir şey dilemiyorum. Bu ay, ya daha doğrusu Kasım alışverişini sizinle paylaşmıştım zaten iki önceki videomda. O alışverişten sonra kendime bir söz verdim. Çünkü dediğim gibi iki tane seyahat planlıyoruz. Biraz böyle bütçe kontrolü yapmaya çalışıyorum. Çok fazla bir şey alıp o tüketim çılgınlığına girmek istemiyorum. Biraz daha böyle ihtiyaca yönelik alışveriş yapacağım. Muhtemelen zaten kış ayında seyahat ettiğimiz için bere, atkı, böyle peluş atkılardan bakınıyorum. Onun haricinde yarın yüzmeye gideceğiz. Oraya sizi zaten götürürüm. Yani içeride çekim yapmak yasak olabilir. Orayı çekemem ama en azından yarın da günümüz beraber olur. Yarın da muhtemelen Osman izinli. Onunla bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yılın başında Gratis'ten biz Nil'le beraber 3 paket olmak üzere cilt bakım serisi almıştık. Biraz böyle indirimdeydi. Gratis'in yine bir artı. Tabii bir alana bir bedava gibi bir kampanyası olabilir. Yani çok uygun bir fiyata almıştık. Yılı bitirmeden de bir gün gratis'te cilt bakımına gideceğiz yine. Yazınki İtalya tatilimizden önce bir kez gitmiştim. Oradaki Ümraniye'deki bir şubesine gitmiştik gratis'in. Oradan da memnun kalmıştım ama orada da tırnak tarafından çok memnun kalmamıştım. O yüzden ben yine rutinimden vazgeçmeyeceğim. MR'a gideceğim. En sonu, yani çünkü sanırım Eylül ayında gittim yine. Eylül'de MR'a gitmiştik. O tarafta gerçekten çok memnun kalmıştım. Çok ilgililerdi. Bakalım akışına bırakalım. Günümüz nasıl geçecek? Ben bu aralar okuduğum bir kitap var. Bunu bir kitap tavsiyesi olarak sizinle paylaşmak istedim. Elif Şafak'ın 10 dakika 38 saniye diye bir kitabı. Gerçekten ortalarındayım ama çok güzel bir kitap. Yani beni gerçekten çok etkiledi konusuyla. Kitabın ana karakteri genel evde çalışan Leyla diye bir kadının ölümünden sonra yaşadıkları olarak özetleyebiliriz. Diyeceksiniz ki öldükten sonra nasıl yaşayabiliyor? Fiziki olarak ölüyor. Ancak beyin ölümü 10 dakika 38 saniye sonra gerçekleşiyor. Bu 10 dakika 38 saniye boyunca da hayatının bütün hayatı boyunca yaşadıkları böyle bir film perdesi gibi gözünün önünden geçiyor. Elif Şafak da bize onu anlatıyor. Gerçekten okumanızı tavsiye ediyorum. Çok sürükleyici gidiyor. Günaydın herkese. Bugün sizinle şöyle yulaf kabuğumu paylaşacağım. Normalde böyle kahvaltılar çok yapmayı tercih etmiyorum ama bugün canım çekti. İçine de hatta biraz kakao koydum. Umarım herkesin haftası günü iyi geçiyordur. Beni hangi gün, hangi saatte izliyorsunuz bilmiyorum ama umarım güzel geçiyordur. Aralığın son günlerindeyiz. Biraz dediğim gibi her günüm ben size kesitler çekmeye çalışıyorum. Dün bir mutfak kontrolesine gittik. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Onu ayrı bir video olarak paylaşacağım. Havuzdan çıktık. Gördüğünüz üzere saçlarımız var. Havuzdan sonra işte kremimi sürdüm. Saçıma yağ sürdüm. Yani en doğal hali böyle. Tabii daha güzel sarabilsem daha güzel şekiller alabilir ama Merve gelecek birazdan. Biraz böyle bir kahve içeceğiz. Klasik bir hafta içi diyelim. Evet, burada erkekler sohbet ediyor. Şimdi kestane yapıyoruz. Şimdi kızların yanına gidiyorum. Evet. Çayımız demleniyor. Ne yapıyorsunuz fıstıklar? Kestane. Ne kadar gözüküyorsunuz? Kestaneler. Evet. Devamı ne? Aynen.
Şimdi ben de yardıma geleceğim. Kestane gecesi yapıyoruz bugün. Galiba PlayStation oynanılacakmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz katılmıyoruz. Bizim bir duruşumuz var. Kulaktan kulağa evet, şimdi hemen bir tartışma konusu yapıyorum. Kestane nereden çizilir? Nil diyor ki şu düz bölümünden arkadan kesilir. Ben düzden de kestim yani. Biz Merve'ye diyoruz ki bu oval ya bombeli yerinden kesilir. Ben öyle öğrendim. Ben bombeli ve yatay bombeli kesiyorum ben. Yani işte şeyler bu ızgara tipi olanlar için bombeli. Evet. Peki air fry'da yapılıyormuş. Yapılıyor. Fırında yapılıyor. Air fry'da yapılır aynı şey. Evet. Sanki şey alameti farikası ne? Air fry. Kanser yapıyormuş diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kanser olmaya o kadar çok sebep var ki Airfryer ve gelene bunların, kadar. Evet. Bunların sonunda yeni gelmiş oluyor. Bu arada buraya gelirken şimdi şey takipçilerimi de söyleyeyim. 2024'te 2 ya da 3 hafta elektrik kesintisi bekleniyormuş. Oo. Gerçekten herkes jeneratörlerini bir radyo bulundursun evinde diyorlar. Jeneratörü nasıl elimde bulundurayım ben ama? İşte o liste abi. İçinden nasıl bulundurayım? Ben insanları fener mum falan yani. Powerbank falan bulundurun canım. Powerbank tamam. Powerbank'i de şarj edecek bir elektriğe ihtiyacım var ama. Genel olarak. Genel olarak. Gaz lambası tutalım. Hatta işte yine galiba TikTok'ta çıktı karşıma. Bu aralar gerçekten TikTok'tan çok şey görüyorum ben ya. Şey, bir tane profesör, şimdi yalan olmasın adını tam hatırlamıyorum. NASA'ya gitmiş, Türk adam ama. Orayı incelemeye işte böyle ne yapıyorlar, ne diyorlar diye hani bir şeyler öğrenip bakmaya. Bir gitmiş diyor ki NASA'nın dedikleri de neymiş falan. Hayır dinle. NASA'nın içerisinde yani o kampüste Ford'un bir sürü aracı varmış. Ama böyle yeni ve hani şey gibi düşün. Yeni araç satın almaya gittiğinde böyle otoparkta yan yana dizilirler ya. Hep aynı tipte araçlar. Demiş ki hani yani NASA yani burası niye Ford'un böyle saçma saçma eski bir aracı burada duruyor bir sürü hem de. Demiş ki adamlar da bunların her yıl yani yıllık bakımları yapılıyor. İçerisine benzin işte konuluyor, kullanılıyor. Çünkü bu araçların hiçbir aksamında elektrik yok. Yarın öbür gün elektrik kesildiği an bunlarla biz ulaşım sağlayacağız. Diyorlar. Yani şey Amerikan filmlerinde hani böyle bir anda evet değişiyor ve bambaşka bir şeye uyanıyorsun ya herhalde onlar için. Diyorum Hacı Ziya'lar. İşte ışık yeşil PlayStation imtihanı. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu oyunun adı ne? PlayStation. Buna bas diyor hocam. Kareye işte. Kareye bas, basılı tut, basılı tut. Tamam. Rüzgar gibi döneceksin. Oo! Bak ne çıktı. Beni döndüremezsin. Çayın yanından çikolata keyfi, kutu açılımı. Godiva'dan. Hmm. Ay çok güzel tutuyorlar. Bir şey daha. Evet de hangileri? Mesela neyli var? Aa bak bu masterpiece en güzeli bence bu. Değil mi? Milk karamel mi? Vay. Şöyleleri var. Bir tane mi yiyeceğim? Bugün havuza gittik. Yine bir pazar günü sabah köründe. Aynen. Kremlerimizi sürdük. Saçlarımıza yağlarımızı sürdük. Yani yüzmeden çıkıp poğaça yeme sorunsalımız var. Evet. Yok değil. Kilolar alırız. Ama olsun. Biz zaten yüzmeyi bir zayıf olarak değil. Hareket yani edelim. Ben poğaça kadar bir poğaçayı yakacak. MR'a gideceğiz. Yani kesin bir şey alırız diyemiyorum. Ama bir bakınacağız, dolanacağız. Ben karlı bir nadimden gelen güneş topluyordu bu arada. Aynen. Bakalım mevsim normalde ne inşallah. O zaman orada görüşürüz. Ben şimdi saçımı topluyorum. Yarım odaya giriyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir şey buldum ama.
Ben Zişan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılın son cilt bakım randevusuna gidiyorum. Gratis de yine. Cildim kuru gördüğünüz gibi. Yüzmeye başladığım için ne kadar nemlendirsem de daha da kuru oluyor. Rutinlerimi değiştirdim. Bol bol nemlendirme rutinine geçtiğim halde yine kuru. Bakalım şimdi güzel bir cilt bakımı yaparız. Günlerden cumartesi. Hafta sonuna güzel şöyle fresh bir cilt bakımıyla gireceğiz. O zaman görüşürüz. Cilt bakımından gördüğünüz gibi cildim yine ışıl ışıl. Gerçekten Hasibe, beni izliyorsan ellerine sağlık. Yani çok uğraştım. Tabii ki birazcık kızarıklıklarım var ama o normal çünkü benim cildim çok hassas. Dokunulduğu zaman direkt kızarıyorum. Hatta burnumdaki siyah noktaları temizlerken bile ben hapşırık krizine girdim. Ama çok memnunum. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum.